Herkese merhaba, 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 merhaba. Tarih Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizinle bir olmak ne kadar güzel, ne kadar mutluluk verici. Tam kapanmaya geçtiğimiz bugünlerde, tabii yoğun bir dönemdeydim ben de. Ama bu tam kapanma biraz daha fırsat oldu. En azından size güzel bir video çekelim. Uzun zamandan sonra da biraz kendimizi hatırlatalım dedim. Çok fazla uzaklaşmamak lazım. Şimdi ben bugün neredeyim? Tabii bugün Tekirdağ'dayım. Uzun süreden beri buradayım. Artık İzmir'de değilim. Tekirdağ'la ilgili bulunduğum güzel şehirle alakalı bilgi almak istiyorsanız kanalımızda iki tane Tekirdağ videosu var. Onları izleyebilirsiniz. Niyetim tabii ki şeydi. Gezerek dolaşarak Tekirdağ'ı size anlatmaktı. İnşallah yapabilirim ama bu kapanma nedeniyle biraz zor görünüyor. Şimdi ben bu videoda size ne anlatacağım? Bu videoda size aslında Osmanlıca nedir'den başlayarak böyle kısacık onu anlatacağım. Ardından Osmanlıca için, Osmanlıca ilerletebilmek için, daha iyi hale getirebilmek için neler yapabiliriz diye kendi deneyimlerimden anlatacağım. Gelin bu videoda Osmanlıca'yı nasıl daha kolay halledebiliriz onu işleyelim. Evet, tarih öğrencilerin, sanat tarih öğrencilerinin, Türk Dil Edebiyatı öğrencilerinin ve hatta bilim tarihi ilgilenen bütün bölümlerindeki öğrencilerin çoğunun baş belası olduğu, yani baş belası olarak düşündüğü bir ders. Nedir bu? Osmanlıca. Aslında Osmanlıca diye bir şey tabii ki de yok. Yani Osmanlıca diye bir dil yok. Biz hep öyle adlandırıyoruz. Sanki hani bambaşka bir dil öğreniyormuş gibi bir algımız var. Ancak tabii Osmanlıca öyle bir şey değil. Osmanlıca ne? Şimdi konuşulan dil, yani bizim konuştuğumuz dilde istediğimiz alfabeyle yazabiliriz. Yani bu Arap alfabesi olabilir, işte Latin, günümüzde kullandığımız Latin alfabesi olabilir, Yunan alfabesi olabilir, Ermeni alfabesi olabilir, Çin alfabesi olabilir. Ya Çin alfabe olmuyor galiba, neyse. Yani herhangi bir alfabe çeşidiyle oturup yazabilirsiniz. Rusça bile yazabilirsiniz. Şu an konuştuğum dili Rusça da yazabilirsiniz. Hepsi mümkün. Osmanlıca da aslında Türkçenin Arap harfleriyle yazılmış hali. Bir dönem, uzun bir dönem, işte 1300'lerden itibaren değilim, 1300'lerden 1928'e kadar kullandığımız Arap alfabesini kullanıyoruz. Biz konuştuğumuz dili yazıya geçirebilme adına. Bundan dolayıdır ki Osmanlıca'da işte Arap harflerinin yazılışı ama sadece içinde Arap harfleri yok tabii ki de. Hangi harfler, bir de hangi alfabeden var? Tabii Arapça'da şimdi biliyorsunuz ki bazı sesler yok. Mesela ne yok? P yok mesela, J yok. Ondan sonra başka ne yok? Ç yok. Bunların hepsini onlar başka harflerle karşılıyorlar. Yani Batı dilleri, kendi zaten orijinal dillerinde yok ama. Farklı, mesela Papa Jean Paul diye yazacağını, El Baba Gombol yazıyor. Mesela hani yumuşatarak falan. Öyle kullanılıyor. Peki biz bu, hani ama Türkçe'de var, P var, Ç var. Biz bunları nereden alıyoruz? Bunların da hepsini Fars, İran harfi, İran'dan alıyoruz. Biz bu harfi, çünkü İran'da var. Ama temelde Arap alfabesidir bu. Tabii her dilin, yani her dil belli dönemlerde kullanılan kelimeleri vardır. Osmanlıca'yı, yani ya da eski Türkçe demek aslında daha mantıklı. Eski Türkçe'yi okurken bizim zorlandığımız ve anlamamamızı sağlayan şey işte bu yüzyıl boyunca kullanılan kelimeler. Yani 16. yüzyılda kullanılan kelimeler 17. yüzyılda da kullanılmayabilir. İşte mesela en basitinden bir örnek vereyim. İşte biti kelimesi. Biti yazmak demek. Ya şeyde, eski Türkçe'de yazmak demek. Orta Asya Türkçesinde. Ama biz bunu günümüzde kullanmıyoruz. Hatta ve hatta daha sonraki yani bunu en erken konu işte Orhan Gazi'nin bir şeyinde var. Biti hükmü oldur ki diyor. Yani bu hükmün yazılma nedeni şudur ki diyor. Oradaki biti işte şey kamış demekti yanlış hatırlamıyorsam. Türkler de tabii Çinlilerden yazmayı kamışla gördükleri için kamışla yapılan iş anlamında biti kelimesini kullanıyorlar. Peki tabii dışarıda olduğum için bu tür seslere maruz kalabilirsiniz. Martı sesleri de çok gelebilir size. Evim çünkü hani oturduğum yer denize çok yakın. O yüzden işte bu biti, yani o işte Çinlilerin kamışla yaptığı iş olarak adlandırıyor Türkler bunu. Kamışla yapılan iştir yazma diye adlandırılıyor.
Peki yani o da mesela daha sonraki yüzyıllarda 14. 15. yüzyılda Osmanlı kaynaklarında kullanılmıyor. Böyle bir kelime yok yani kullanılan şey yok. Sonra arz-ı bende bir miktar budur ki falan filan diye ilk el kaplar kullanılıyor. Bu yüzden anlamamızın nedeni işte dönemsel kullanılan bazı kelimeler. Tabii ki de hani bir alfabeyi aldığınız zaman hani ya da bir dine giriş yaptığınız zaman istisnası olarak onun bazı kelimelerini almanız gerekiyor. Ki biz Arapçadan ziyade Farsçadan çok fazla dini terimleri almışız. Bu da çok şey çünkü biz İranlılardan öğreniriz İslam'ı biraz daha. O yol güzergahında olduğu için. Mesela hoca kelimesi, işte ezan kelimesi gibi gibi bir sürü çoğu dini terimimiz aslında Farsçadır. Arapçadan gelmez. Evet bu kullanılan terimleri anlamamızın nedeni bu. Bir de Osmanlı klasik döneminde biraz daha Türkçe varken yani daha Orta Asya Türkçesi hakimken yani kalkıp şu an 14. yüzyıl metinleri okursanız daha rahat anlarsınız ama 19. ve 20. yüzyılda zorlanırsınız. Bunun nedeni de 19. yüzyılda dilde sadeleşme akımları var. Yani sadeleşme değil de Türkçeleşme akımı, hani onlar için Türkçeleşme akımı. Batıdan gelen yabancı kelimeler karşısında, işte İngilizce ve Fransızca kelimeler karşısında Osmanlı aydınları daha çok Arapçaya tutunuyor. Çünkü Arapçada bir kelime türetmek çok kolaydır. Türkçe gibi, yani Türkçede de kolay, kök bulmanız gerekiyor ama Arapçada çok çok daha kolay. Bu anlamda. Bu yüzden de Arapçaya sarılıyor. Bu yüzden 19. yüzyılın ve 20. yüzyılın metinleri birazcık daha size ağır gelebilir. Ama tabii 1900 yani Latin alfabesine geçiş ve ardından işte Türk Dil Kurumu'nun faaliyetleriyle birlikte tabii dilimiz şu an konuştuğumuz dil tabii daha ne diyelim bizim için de tabii daha iyi anlaşılır ama daha Türkçeleşti. Yani Arapça kelimelerden ve Farsça kelimelerden biraz daha sıyrıldı. Peki Osmanlıca ne var yani bu kadar zorlayıcı peki neyi var? Tabii ki alfabe değişik yani Arap alfabesi ve Farsçaya karışık görünüyor ama sadece bu da değil. Çünkü o alfabe biraz da ara hani o ara, alfabe Arapça özelinde bir alfabe. Arapçayı tamamen karşılayacak ancak Türkçeyi karşılamayan bir alfabe. Yani çoğu durumda Latin alfabesinde de zaten problemleri var. Genel olarak o da tartışılıyor ancak. Tabii Arap alfabesinde problemleri var Türkçe kullanım açısından. Mesela ne? İşte en basitinden işte bazı olmayan sesler var. Onları biz İranlardan almışız ama ses değişimleri var. Tabii ki doğal olarak ses değişimleri var ve bu da çok büyük alfabede problemlerine dönüyor. Bir harfin birkaç farklı harfe denk geldiğini görüyoruz biz. Mesela en basit örnek kef harfi. Kef harfi ince K olarak Arapçada kullanılır. K'dir yani. Ama Türkçe'de hem K'dir, hem G'dir, hem yumuşak G'dir, hem V'dir, hem Y'dir, hem de N'dir. 6 harfe denk geliyor. Tabii bu kelimeleri okurken bize inanılmaz derece zorlaştırıyor. Bunun böyle olmasının da en büyük nedeni Osmanlıca işte ilk hani Arap alfabesine geçildiği zaman kullanılan dil esas alındığından alfabe yani yazı şekli değişmez ama söyleniş biçimi değişir. Mesela en basitinden işte 13. yüzyıl Türkçesine göre güvercin, yani biz şu anda güvercin diyoruz ama aslında kükercindir. Yani iki tane kefle yazılır. Kükercin. Bu harf değişiminden, bu ses değişiminden dolayı hem K hem V hem G olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Bundan dolayı insanların kafası çok karışıyor. Bir de nazan N diye Türklerin kullandığı bir şey var. Bu da kef harfiyle gösteriyor. Mesela deniniz en diye böyle bir ne var. Nazan ne deniyor buna. Ya da Türkiye kef deniyor. Osmanlıca'nın son döneminde. Bunlar var. Yani bu ses değişimleri var. Osmanlı bunu sadeleştirebilmek adına Farsçadan gef harfi diye bir harf alıyor. Yani en azından G'yi bununla, G'yi ve yumuşak G'yi bununla verelim diye. Türkçe için de yani N'yi bulabilmek için de içinde işte kef yapıp üzerine 3 nokta koyuyor falan filan. Böyle bir problem şey var. Şimdi bu dildeki değişim yani anlaşmasının zorlaştıran etmenler bunlar. Ancak tabii bunlar pratikle hallolabilecek şeyler. Bu arada ekran, bir kameranın ekranı burada yüzden oturup bırakıyorum ama bunlar pratikte hallolacak şeyler. Mesela nelerimiz var? Başka hangi harf var? Mesela dat harfi. Dat harfi Arapçada D'dir ama Türkçe'de Z'dir. Yani tabi bazı D durumları da var ancak Z çoğunlukla Z olarak kullanılıyor. Bu da anlam karmaşasına neden oluyor. Evet işte böyle ikili harf problemleri var. Ancak bunları bir şekilde pratikte halledebilirsiniz. İşte bunun nedeni eski Türkçeden kaynaklanan yani döneminde kullanılan problemlerden bitmeyen komşu muhabbeti var şu an. Bitmiyor.
Tabii dışarıda olduğum için bunlarda yapacak bir şey yok. Bakalım ne olacak inşallah. Neyse. Şimdi bunlar işte Osmanlıca'nın en zor kısımları. Bir de tabii ki Osmanlıca'nın ne problemi var? Şu problemi var. Alfabe birkaç farklı çeşitte. Nasıl? Şimdi genel olarak işte kitaba basılan şey biz matbu diyoruz ve ilk önce bu öğrenilir. Matbu hali. Yani kitap yazısıyla el yazısı tabii ki de her dilde olduğu gibi Osmanlıca'da da farklıdır efendim. Bu yazı farklılıkları tabii Osmanlıca'nın öğrenmesini biraz daha zorlaştırır. Ancak çok zor da değil. Yani zaten bazı yazı türleri sadece devlet kurumlarında kullanılan yazı türleri. Normal halkın kullandığı yazı türleri değil. Halk tabii ki kendi el yazısıyla yani rika dediğimiz yazıyla yazıyor. Ancak devlet kurumlarında işte taliktir, divanidir, işte celi divanidir, daha süslü işte duvarlarda konmak için işte küfi yazılar vardır gibi gibi bir sürü çeşitleri var. Tabii çoğunlukla sizin amacınız yazma olmadığı için kelimelerin hangi harflerle yazıldığı aslında çok sizi bağlamıyor. Yani özellikle tarih öğrencileri için söylüyorum. Siz sadece okuma üzerine bir eğitim alacaksınız. Bu yüzden de yani çoğu insan öyle. O yüzden kelimenin hangi harfle yazıldığından ziyade kelimenin nasıl yazıldığına bakın. Şimdi Osmanlıca öğrenirken peki nasıl bir yol izlemeliyiz? Bunu anlatayım birazcık da. Şimdi eğer Osmanlıca'ya niyetlendiyseniz, okulda da tabii zorunlu derslerinizin çoğu, öncelikli olarak alfabeyi çok çok ama çok çok iyi öğrenmeniz lazım. Nasıl? Şimdi Osmanlıca, yani Arap alfabesinde ya da eski Türkçe deyin, fark etmez. Harflerin bazıları, şimdi ilk karşınıza çıkacak işte harfin şekli başta, ortada, sonda. Şimdi bu ne demek? Başta, ortada, son demek kelimenin başındaki hali, ortasındaki hali ve sonundaki hali. Şimdi bazı kelimeler kendisi bu şu demek. Şimdi tersten yazılıyor biliyorsunuz. Tabii ben size şöyle yazılıyor. Kelimenin bu şey demek. Harf kendisinden önce gelen bazı harflerle birleşip bazı harflerle birleşmiyor demek. Şimdi burada tabii belli şeyler var. Yani alfabeyi öğrenirken aslında bu tür kodlamalar yapın. Mesela ben şey yapardım. Şimdi ben 2014'ten beri çeşitli vesilelerle Osmanlıca öğretmenliği yapıyorum. 2 yıl halk eğitimde yaptım. Sonra özel birebir insanlara ders verdim. Sonra bir ara üniversitede dersler verdim. Tabii hepsinde her aşamasında yani işte öğretme aşamasında da ileri seviyeye kadar her aşamada eğitim verdim. Bu yüzden ise bazı pratikler önereceğim. Aslında şu mesela alfabeyi öğrenirken gruplandırın. Nasıl gruplandırabiliriz? Mesela ben birleşen ve birleşmeyen harfler diye bir grup yapardım mesela. İşte bu harfler birleşir, bu harfler birleşmez. Birleşmeyen harfleri yani kendisinden sonraki gelen harfle birleşmeyen harfleri özellikle ayrıca yazın. Tabii şimdi Osmanlıca'da büyük küçük harf diye bir şey yok. Bu yüzden hani tek sıkıntısı başta ortada sondaki hallerin ezberlenmesi. Önce onları ezberleyin. Ciddi anlamda güzel güzel ezberleyin. Çünkü onlar oturmadığı sürece diğer şeyleri oturtamıyorsunuz. İlk başta bir başta ortada sonda hallerini ezberleyin alfabenin. Çok iyi bir şekilde. Daha sonra hangi harf birleşir, hangi harf birleşmez bunu öğrenin. Bu çok önemli. Çünkü ileriki her seviye işte Rika'ya, daha sonra Tali'ye, daha sonra Divani'ye, daha sonra vesaire vesaire geçtiğiniz zaman bu birleşip birleşmeme kuralları o kadar önemli hale geliyor ki. Çünkü harfleri karıştırabiliyorsunuz. Özellikle Rika'da bazı harflerin yazılışları birbirine çok benzer. Bu yüzden de olabildiğince bu birleşme ve birleşmeme kurallarını çok çok iyi öğrenmeniz lazım. Ben işte alfabeyi öğretirken mesela bu birleşen ve birleşmeyenler olarak özellikle ikiye ayırırım. Hangi harfler birleşir, hangi harfler birleşmez. Özellikle birleşmeyenleri de ayrıca birkaç defa yazarak tekrar edebilirsiniz ki buraya yazılsın diye. Daha sonra en önemli şey, Berk bunu senin için söylüyorum. Çünkü Berk bunları çok bilmeden mezun oldu. İnce ve kalın harflerin ne olduğunu bilmeniz lazım. Yani bazı harfler incedir Osmanlıca'da, bazı harflerde kalındır. Mesela kaf harfi kalındır. Kef harfi de incedir. Bakın söylerken bile ne diyoruz? Kaf. Söylerken
söylerken ne diyoruz? Kaf ve kef. Şimdi kaf kalındır. Mesela eğer kalın dediğim bu şey yani A'dır, I'dır mesela. Onlar da kullanılır bu K, K. Diğeri ise keftir. Yani daha inceler için kullanılır. Ki, ke, kö, kü gibi. Harfleri o yüzden böylece alfabe ikiye ayırır. Yani ince harfler ve kalın harfler diye. Her ikisi içinde kullanılanlar vardır. Mesela vav harfi yani kaçanız yok. Zaten tek bir tane var. İşte ne bileyim ç harfi. Bu da kaçanız yok. Tek. Ama mesela işte h'dır, h'dir. Ondan sonra daldır, t'dır. Bunlar ikisi de şeyler kullanılır. Bunları kafanızda bir ayırın. Yani çünkü kelime bulurken, kelime bulduğunuz zaman onları daha kolay tespit edebilirsiniz. Çünkü a diyorsunuz ki buraya kaf var. Ben buraya ki diyemem o zaman. O zaman bu k'dır diyorum. Belki hatırlarsın bunları. O yüzden bunları mutlaka ayırın. Yani ince ve kalının ne olduğunu iyice bir ezberleyin. Daha sonradan okuma pratiklerini bol bol yapın. Yani en önemli şey zaten okumadır Osmanlıca'da. Bol bol kelimeleri okumaya çalışın. Yılmayın. Çünkü çok eğlenceli. İlk başta kelimeler okumak çok zor. Çünkü ne geleceği belli değil. Yani bir cümle yok, bir mantığı yok. O yüzden kelime okumak çok zor var insanı, kabul ediyorum. Bunun için bir de kelimeleri bulmak için nasıl bir yol izlersiniz onu söyleyeyim. Şimdi Osmanlıca'da temel olarak şimdi şöyle, Osmanlıca'nın temeli olarak Osmanlıca sessiz harflerin birleşimidir. Yani kolay kolay çok fazla sesli harf göremezsin. Sesli harfler yok mu? Tabii ki var. Ancak bunları her yerde kullanmazlar. Yani eğer kullanmaları gerekiyorsa veya ayrı bir şey belirtmek istiyor gerekiyorsa kullanırlar. Evet, Osmanlıca tabii dediğim gibi sessiz harflerin ağırlıklı olduğu bir dil. Yani sesli harfler var arada. Yani nasıl desem, selam yerine mesela S-L-A-M yazar mesela, lamelif kullanılıyor orada. Ya da gibi hani eski yazışma mesaj dili gibi böyle bir üslubu var. Yani sesli harfler çok fazla kullanılıyor. Sesli harfler nerelerde kullanılıyor? Uzatmalar için kullanılıyor ya da çok batıdan bir dil geldiğinde kullanılıyor. Sesli harfler ne mi? Yani yok mu? Tabii ki de var. İşte elif var, ondan sonra vav var, y var. Güzel H var mesela. O da A, E sesine denk geliyor. Bunlar var. Ancak tabii çoğu sessiz harf. Bu yüzden okuması biraz daha zorlaşıyor. Ancak ben şöyle bir taktik izliyordum. Öğrencilerime de hani her zaman onu öneriyordum. Her harfin bir karşılığını böyle bir kağıda ya da altına yazın. İşte bu harfe denk geliyor, bu harfe denk geliyor, bu harfe denk geliyor deyip aralarını bulmaca gibi siz doldurun. Yani kelime doldurması yapın ama mutlaka yazın onları, görün. Ki gördükçe artık o kulağı, gözünüz o harflerin nasıl yazıldığına da alışmış olacak.